Ubeydi Gazi İlkokulu Eğitim Kanalı'na hepiniz hoş geldiniz çocuklar. Bugün elimden geldiğince sizlere bir doğal sayıyı en yakın onuna nasıl yuvarlayabileceğimizi göstermeye çalışacağım. Aslında anlatılmak istenen, yani daha doğrusu yapmamız gereken işlem oldukça basit bir işlem çocuklar. Ancak bu işin bir uzun yolu, bir de tabii ki kısa yolu var. Ben size öncelikle yapılmak istenen işlemin mantığını anlatmaya çalışacağım sayı doğrusu üzerinde. Ondan sonra da pratik yoldan bir sayıyı en yakın onuna nasıl yuvarlarsınız, elimden geldiğince onu göstermeye çalışacağım. Şimdi buradaki ilk örneğimizde bizim 542 sayısının en yakın onluğa yuvarladığımızda aşağıya mı yoksa yukarıya mı? Yani 540'a mı yoksa 550'ye mi yuvarlamamız gerektiğini tespit edeceğiz. Burada en yakın onluğa yuvarlama dediğimizden dolayı zaten 540'lı bir sayıyı aşağıya mı yukarıya mı yuvarlamamız gerekiyor dediğimizde, burada sadece onluğa göre yuvarlama yaptığımıza göre onlar basamağındaki bir sayıya göre değişiklik yapmamız gerekecek. Ancak aynı zamanda yuvarlama demek bir nevi küsürü atmak demektir. Küsüratı da atmak demektir. Buradaki küsürat tabii ki 2 sayısı oluyor. Binler basamağındaki sayı oluyor. Bunu da sıfırlamış olacağız. Şimdi bir sayı doğrusu çizdik aşağıya. Burada 542 sayımız var. Bu 542 sayısı sayı doğrusuna baktığımızda 540'a mı yoksa 550'ye mi daha yakındır çocuklar? Baktığımızda tabii ki 540 sayısına daha yakın olduğunu gördüğümüz için buradaki 542 doğal sayısının en yakın onluğa göre yuvarlanması, yuvarladığımızda sonucu 540 bulmamız gerekecek. Yani dilerseniz her soruda bu şekilde sayı doğrusu çizerek yapabilirsiniz, ancak bu uzun bir yol. Peki bunun kısa bir yolu var mı? Evet var. Mantığı da oldukça basit. Aşağıda görmüş olduğunuz 684 sayısını şimdi biz aşağıya mı yoksa yukarıya mı yuvarlamamız gerektiğini bulacağız. Şimdi bu 4 sayısı çocuklar eğer ki 5'ten küçükse sayı aşağı yuvarlamamız gerekiyor. Eğer 5 ise veya 5'ten büyükse yukarıya yuvarlamamız gerekiyor. 4 rakamı 5'ten büyük mü küçük mü? Tabii ki küçük. O zaman diyeceğiz ki biz 684 sayısını en yakın onluğa göre yuvarlarsak aşağıya yuvarlanması gerekecek. O zaman yuvarladığımızda sonuç ne olmalı çocuklar? 680 olmalıdır. Peki diyelim ki bu şekilde ben burada yazdım verdim. Ama burada yazıp verme olmasaydı ne yapacaktınız? Yani sadece 684 sayısını vermiş olsa bana. Sonra dese ki bu sayıyı en yakın onluğa göre yuvarlayınız deseydi ne yapacaktım? Bu 4'e öncelikle bakacaktım. 5'ten küçüktür. O yüzden bu sayıyı en yakın onluğa çevirirken aşağıya yuvarlamam gerekecek demem gerekiyordu. Bu durumlarda hem yüzler basamağını hem de onlar basamağını aynen yazıp sondaki rakamı da sıfır yapmam yeterli olacaktır çocuklar. Eğer ki bu 684 değil de 688 olsaydı, o zaman nereye yuvarlamam gerekecekti? Sondaki rakamım benim 8 olduğu için, bu 8 rakamı da 5'ten büyük olduğundan dolayı ben bu sayıyı yukarı yuvarlamam gerekiyordu. Yukarı yuvarlarken de tıpkı aşağı yuvarlamada olduğu gibi en sondaki rakamı yine ben 0 yapıyorum. Yani küsüratını atıyorum. Sonra yine baştakini aynı yazıyorum. Bakın bu kısım şuradakiyle aynı. Hiçbir farkı yok. Aşağı yuvarlamayla aynı. Peki farkı ne? Tek bir yerde farkı var çocuklar. O da onlar basamağını bu sefer yukarı yuvarlayacağım için bir arttırarak yazacağım. Yani bu sayımız bizim en yakın onluğa yuvarlandığında 690 olacak. Bakın farkı gördünüz mü? Her ikisinin de hem birler basamağı sıfır olarak yazılıyor. Hem yüzler basamağı olduğu gibi aşağı indiriliyor. Tek değişen onlar basamağının aşağı yuvarlarken aynı yazılması,
Yukarı yuvarlarken ise sadece bir arttırarak yazılması. Bunun haricinde hiçbir fark yok. Ha, diyelim ki kafanız karıştı. O zaman ne yapacaksınız? Hemen sayı doğrusunu çizeceksiniz. Sayı doğrumuz da biraz yukarıya doğru oldu ama 680'den başlayarak 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689 ve 690. Görmüş olduğunuz 688 örneğini vermiştim şurada hatırlarsanız çocuklar. 688 sayısını işaretliyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu 680'e mi daha yakın yoksa 690'a mı daha yakın? Tabii ki 690'a daha yakın. O yüzden yukarı yuvarladığımızda 690 sonucunu bulmamız gerekiyor çocuklar. Ben size hem burada sayı doğrusunda mantığının ne olduğunu anlatmaya çalıştım. Hem de pratik olarak nasıl yapabileceğinizi göstermeye çalıştım. Benim tavsiyem kısa yoldan yapmanız olur. Çünkü sınavlardayken özellikle test tipindeki sınavlarda iken zamanla yarışıyor olacaksınız. Sayı doğrusu sizi çok uğraştıracaktır. Ondan ötürü pratik şekilde yapmak sizin açınızdan daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi burada da yine 796 sayısını örnek vermişiz. Yuvarladığımızda 790 mı yoksa 800 mü olur? Burada çocuklar bakıyoruz 6 rakamı 5'ten büyük müdür? Evet, 5'ten büyüktür. O zaman ben bu sayıyı nereye yuvarlamam gerekiyor çocuklar? Yukarıya yuvarlamam gerekiyor. Burada tek kafamızı karıştıracak nokta şu. Şimdi 796 sayısını ben yukarı yuvarlanacağını şurada gördüm. Peki yuvarlarken ne yapıyordum? Bunu sıfır yapıyordum. Doğru mu çocuklar? Evet. Peki bu 9 rakamını ne yapıyordum? Yukarı yuvarlarken 1 arttırıyordum. Yalnız burada bir değişik durum var. 9 ile 1'i topladığım zaman 10 yapıyor. Buraya 10 yazabilir miyim? Tabii ki yazamam. O yüzden 10'un sıfırını yazdıktan sonra yüzler basamağına da buradaki kalan 1'i ekleyerek 800 yapmam gerekiyor. Eğer bunu yapmazsam işlemi doğru yapmamın imkanı maalesef yok. Testlerde de en çok kafanızı karıştıracak tipteki soru şekli de bu oluyor ve bunu da kullanıyorlar. Yani burada biz aslında yüzler basamağı artmaz demiştik bundan önceki örneklerde. Evet artmaz fakat buradaki onlar basamağını arttırdığımız zaman bir elde çıkıyor. Bu eldeyi maalesef yüzler basamağına yüklememiz gerekiyor. Bundan dolayı yüzler basamağı değişiyor. Yani kendiliğinden değişme gibi bir durum yok. Aslında onlar basamağını bir arttırdığımız için artmış oluyor. Şimdi aşağıdaki örneğimize bakalım. Yani sadece 3 basamaklı doğal sayılarda onlar yuvarlama diye bir şey olur diye bir kural yok. Bazen 4 basamaklı doğal sayılarda da olabilir. Görmüş olduğunuz gibi buradaki örneğimizde tam 5. Yani 5'ten büyük de değil, 5'ten küçük de değil. Ancak 5 rakamını gördüğümüz zaman çocuklar yapmamız gereken sayıyı yukarıya yuvarlamaktır. Yani tıpkı 5'ten büyük bir rakam varmış gibi binler basamağında sayıyı yukarı yuvarlamamız gerekiyor. Şimdi bunu öğrendikten sonra yine binler basamağının küsuratını atıyoruz. 0 oluyor. Yukarı yuvarladığımız için de onlar basamağını ne yapıyorduk çocuklar? Bir arttırıyorduk değil mi? Bütün örneklerde aynısını yaptık. Bir arttırdık hep onlar basamağını yukarı yuvarlarken. Geri kalanları da aynen aşağıya indiriyorum. Ve sayımın yukarı yuvarlanmış halinin 1740 olduğunu görüyorum. Bu videodan sonra en yakın yüzde yuvarlamayı göstereceğim. Sonrasında da en az 2 video örnek çözümü yapacağım. Konunun biraz daha pekişmesini sağlamış olacağız. Kendinize dikkat edin. Sağlıkla kalın çocuklar.